Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Enflasyon neydi? Ya da sebep miydi, sonuç muydu? Öyle söyleyelim. Bir gerçek, değil mi? Yeryüzünde, bütün ekonomilerde enflasyon ve deflasyon diye bir gerçek var. Enflasyon fiyatların artması, deflasyon fiyatların düşmesi demektir canlarım. Her ikisinin de sebebi arz ve talep kesişmeleridir. Yani bir ülkede arz, yani üretilen mal ve hizmet talepten fazla ise o ülkede deflasyon vardır. Yani fiyatlar düşer. Bir ülkede talep üretilen mal ve hizmetten fazla ise o ülkede de fiyatlar artar. Bunun üretim maliyetiyle zerrece ilgisi yoktur. Maliyet rekabet konusudur. Yani şirketler arasındaki rekabetin konusuna girer maliyet canlarım. Bir de şirketlerin, işletmelerin, üretici firmaların, satıcı firmaların kendilerine mal oluş ile getirileri arasındaki farkı görmeye yarar. Ancak şunu da unutmayalım. Bir malın satış fiyatı ile o malı üretmek için harcanan para arasındaki fark kar olarak kabul edilemez. Çünkü bir malın üretiminin haricinde, yani doğrudan maliyet dediğimizin dışında pek çok maliyet unsurları vardır. Demek ki bu gerçeği bir kez daha tekrarlıyorum. Enflasyon ya da deflasyon sonuçtur. Ama asla ve asla faizin yüksekliği ve düşüklüğüyle hiç ilgili değildir canlarım. Peki. O halde şu soruyu sorayım. Bir ülkede enflasyon, bizim ülkemizde enflasyon olduğuna göre, enflasyonu öldürmek için, yok etmek için ya da fiyat artışlarının önüne geçmek için ne yapmak lazım? Enflasyon mal ve hizmet arzının, üretiminin eksikliğinin sonucu olduğuna göre mal ve hizmet üretimini artırmak lazım. E mal ve hizmet üretimini nasıl artıracağız? Art deyince olmuyor ki. Para lazım. Yani sermaye lazım. Yani kaynak lazım. Neden lazım? E yatırım yapmak için. Bir mal ve hizmeti üretebilmeniz için bir tesis gerekli. Hizmet üretiyorsanız mesela bir lokantanız gerekli, değil mi canlarım? Bir bina gerekli. Otomobil üretiyorsanız bir otomobil fabrikası gerekli. Gerekli. Televizyon üretiyorsanız televizyon fabrikası. Peynir üretiyorsanız peynir tesisleri. Et üretiyorsanız önce hayvan kesim, hayvan yetiştirmeli. Ondan sonra o hayvanların etlerini işleyebileceğiniz tesisler gerekli. Ve tabii bunların satışı için yapılması gereken ayrıca yatırımlar ve tabii ki bir de bunların dağıtılması için, ulaştırılması için, nakliyesi için yapılması gereken harcamalar var. Türkiye Cumhuriyeti'nde enflasyon neden var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti üretmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten zihniyet üretmeyi sevmiyor. Neden? Çünkü tüccar kapalı zihniyet. Sanayici kafalı zihniyet değil. Bakınız bizim Türkiye'mizi genelde bölmek için söylemiyorum ama genelde baktığınız zaman Anadolu kafası yönetir. Trakya ya da Avrupa kafası dediğimiz kafa Türkiye'nin yönetimine Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra gelmiş değildir pek fazla. Anadolu kafasında ise sanayicilik yoktur. Anadolu kafasında ticaret de yoktur aslında. Ama ilerleyen dönemlerde Anadolu kafası ticareti kısmen öğrenebilmiştir canlarım. Bunları niye söylüyorum? Bunları niye anlatıyorum? Anlatmam lazım geldiği için anlatıyorum. Konudan konuya geçmiş gibi olacak ama hayır, konudan konuya geçmiyorum. 27 Mayıs 1960 ihtilali Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve halkının geleceği için çok büyük bir fırsattı. Devasa bir fırsattı. Ama söz verdikleri için, halka söz verdikleri için o dönemin, yani darbeyi yapanlar bir de arkalarında 3 cinayet bırakarak çektiler, gittiler.
Zannettiler ki tamam biz her şeyi yaptık. Anayasayı da yaptık. Türk halkı süper bir halktır. Muhteşem bir halktır. Muazzam insanlar seçer bundan sonra. Sanki içinde o kadar çok muazzam insan varmış gibi. Çektiler gittiler. Olmadı. Türk halkı yine Demokrat Parti'nin yani Türkiye'yi kaosa sürükleyen, Türkiye ekonomisini batıran, bitiren, Türk parasının değerini 8 sene içinde 3'te 1 oranına düşüren, yani 280 kuruş değerindeki bir parayı 9 liraya düşüren dolar karşısında zihniyetin devamı iktidar oldu yine. 27 Mayıs Anayasası giderek kuşa çevrildi. 27 Mayıs Anayasası gibi muazzam bir anayasa yapan askerlerden sonra gelen askerler, çok değil sadece 11 sene sonra gelen askerler, bu sefer 27 Mayıs Anayasası'nı kuşa çevirdiler. Sözüm ona askeri darbe, sağcı iktidar yani Süleyman Demirel iktidarına göre yapılmıştı. Oysa rahmetli Süleyman Demirel'in başbakanlık dönemleri, o ilk başbakanlık dönemleri, anayasal kurumlarla kavga ile geçmiştir. Mesela Sayıştay, Danıştay, Yargıtay. Rahmetli Süleyman Demirel at koşacak ama derdi taylar engel oluyor. At demir kırat abi. Doğru Yol Partisi. Adalet Partisi. Canlarım şunu kabul edelim. Türkiye Cumhuriyeti halkı 27 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hatta İsmet Paşa'nın bıraktığı yerden devam edebilseydi, yani şehirleşmeden önce insani gelişmişliğimizi köylerde ve kasabalarda gerçekleştirebilseydik, insanlarımızı köylerde yaşadıkları yerde eğitebilseydik, kasabalılarımızı bulundukları yerde eğitebilseydik ve bakın dönün geriye, benim yaşımda olanlar bilirler, gençler bilmezler. Eskinin Anadolu'sunda eşraf dediğimiz yani kasabalı elitler, kasabalı seçkinler ya da kasabalı zenginler CHP'liydiler. Adalet Partili, Demokrat Partili değildiler. Ama gerçekten eğitimli insanlardı. Çocuklarını daha o zamanlarda yüksek okullarda, yurt dışında okutmaya çalışırlardı. Onun için yıllarca bakınız hala o kasabalı, o dönem kasabalı eşrafının çocukları bugün solcu ama aydın olarak biliniyorlar. Dönün geriye bakın, Türk solu hep zengin, eşraf ya da eğitilmiş, öğrenim görmüş kasabalı çocuklar, anne babaların çocuklarından oluşmuştur. Diğerleri insan kasapları. Hep görgüsüz, eğitimsiz, din baskısı altında büyümüş, din yobazları tarafından eğitilmiş insanların çocuklarıdır. 1968 yılında gelen Amerika 6. filosunu lanetleyen, kınayan, protesto eden aydın çocukları, aydınların çocukları ya da kasabalı eşrafın çocukları olan o solcuları dövenler, öldürmeye kalkanlar, diğer kasabaları, pek çok kasabanın, Anadolu'nun pek çok kasabasının ipsiz sapsız kusura bakmayın. Ben gerçekçi bir adamım. İpsiz sapsız takımının çocuklarıdır. Kıskançlıklarından yapmışlardır bunu. Ezilmişliklerinden yapmışlardır. Çünkü onlara göre o solcular Türkiye'nin ya da kendi bölgelerinin en güzel kızlarıyla çıkıyorlar. En güzel onlar konuşuyor. En güzel onlar giyiniyor. Saçlar cafcaflı. Her şey cafcaflı. Ama komünist. Ama solcu. Ama fakirden yana. Zengin, eğitimli ailenin görgülü, iyi eğitilmiş, iyi okumuş, kafası çalışan, sorgulayan, dinin tutsaklığına girmemiş, imamlarla, hocalarla şakır şakır tartışan gençlerini kıskandılar. Evet canlarım. O eziklik ta AKP iktidarına kadar geldi. Bu bir realite. Bunu bir defa lütfen kabul edelim canlarım benim. Ve bakınız AKP ne yaptı? İşte o eğitimsiz, o cahil, o cühela, o görgüsüz insanların köylerden kopup
birden şehirleşmeye başlamış olmaları, kasabalılıklarından kurtulamamış çocukları, eğitilemeden para kazandılar, eğitilemeden. Onlar nasıl para kazandılar? Kanunlardan korkmadılar. Asla korkmadılar. Çok rahat yolsuzluk yapabildiler. Devleti sömürebilmek için her türlü kılığa girdiler. İdeolojik kılığa girdiler, dinci kılığına girdiler, dindar kılığına girdiler, milliyetçi oldular. Tek amaçları vardı. Tercüman gazetesinin 1980-12 Eylül'den önceki manşetlerinde olduğu gibi. At şişeyi, dön köşeyi. Evet. Evet canlarım. Sadece köşe dönmek için çalıştılar. Eğitilmek için ya da çocuklarını eğitmek için değil. Diğer tarafta CHP kökenli ailelerin dar gelirli ya da orta direk ama eğitimli aileleri çocuklarını sürekli daha iyi eğitmek için çabaladılar. Daha iyi okutmak, onların gelecekleriyle ilgili daha güzel planlar yapmalarını ve bu planlarını da akıllarıyla, bilgileriyle yapmaları için onlara zeminler hazırladılar. Geçtiğimiz günlerde Selçuk Özdağ'ı da, Orhan Uğurlu'yu da, Afşin Hatipoğlu'nu da öldürmek kastıyla dövmeye kalkanlar bilin ki işte o lümpen ailelerin çocukları. Evet, o lümpenlerin çocukları. Köşeyi dönme meraklıları. Nereden nereye geldim canlarım, kusura bakmayın ama bunları sizlerle paylaşmalıyım. Bunlar gerçekler. Bu gerçekleri görmeden Türkiye'mizi geleceğe hazırlayamayız. Şimdi yepyeni bir kuşak geliyor. Bu yeni kuşak din bağnazlığından kurtulmuş. İmam Hatip'te okuyanları bile dindarlıklarıyla diyalektiği birbirinden ayırıyor. Diyalektik düşünebiliyorlar yeni kuşaklar canlarım. Hegel diyalektiği neydi? Hegel diyalektiği aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim tabii ki. Diyordu ki düşünmek de varlık da hep birbirinin içinden geçer. Yani karşıtları uzlaştırarak oluşur. Evet. Ama siz bunu dindar değil ya da dindar ama softa, aslında farkında olmadan dinci olanlara anlatamazsınız. Oysa İmam Hatipler'de yeni kuşak çocukların, yeni kuşak gençlerimizin pek çoğu hem dindar hem de diyalektik düşünceyi kabul ediyorlar. Yani sorgulayabiliyorlar. Yani karşıtlıkların içinden geçerek uzlaşmaya varabiliyorlar. Bunun önüne artık Türkiye'de kimse geçemez. Ne Erdoğan geçebilir, ne Bahçeli geçebilir. Erdoğan ve Bahçeli birkaç sene sonranın siyasi fosillerinden başka bir şey değildirler canlarım. Çok değil. Belki 3 sene, belki 2 sene, belki 5 sene sonra. Ama en çok 5 sene sonra o zihniyet birer siyasi fosildir. İşte bu siyasi fosil, canlarım benim, enflasyonun bir sonuç olduğunu kabul etmiyor. Enflasyonun sonuç olduğunu kabul etmediği içindir ki enflasyonun sebepleriyle hiç ilgilenmiyor. Enflasyonun sebeplerini bilse çözmek gerekecek. Ha belki de biliyor. Hatta mutlaka biliyor. Dediğim gibi yatırım yapmak. Yatırım yapmak haliyle istihdamı arttırmak. Haliyle istihdam ve yatırım bir araya geldi mi de üretimi arttırmak ama işlerine gelmiyor. Para bulmak gerekiyor. İç tasarruf yetmiyor. Halkın geliri yok ki tasarruf etsin. Halk karnını zor doyuruyor çoğu. Geliri yetenler ne yapıyor? Yatırıma gitmiyor. Dövize yatırıyor parasını. Evet, bizim olmayan parayı yatırım aracı gibi kullanıyor. Ve onları bankalara gönderiyor. Bankalarda duruyor. Hisse senedi piyasaları berbat. Neden? Çünkü şirketlere güven yok. Neden güven yok? Şirketlerde katakulli çok. Alaturkayız çünkü. Kar etmiyor şirketler. Kar etseler bile kar gibi göstermiyorlar. Bütün gelişmiş ülkelerde şirketler sene sonlarında temettü yani kar payı dağıtırlar. Bizde hisse senetleri kar payı dağıtmıyor. Sadece kumarhanedeki markalar gibi. Ya değeri artıyor ya değeri düşüyor. Olmuyor. Olmuyor. Haliyle de para sahibi olan insanlar, para kazanmış uyanıklar paralarını
Amerikan dolarına, Avrupa Birliği avrosuna yatırıyorlar. Ya da gidip bakir yerlerde arsa alıyorlar. Sonra o bakir yerlerin belediye başkanlarıyla ve yöneticileriyle, belediye meclislerindeki üyelerle beraber anlaşıp oralara bir imar durumu çıkartıyorlar. Tarla birden imarlı arsaya dönüşüyor. Metrekaresi 10 lira olan arsanın metrekaresi birden 1000 liraya çıkıyor. Paraya bakar mısınız paraya? Peki bu para ya da bu değerlenme karşılığında yeteri kadar parayı, talebi bulamayınca ne oluyor? Fiyatlar alıyor başını. Yukarı yukarı gidiyor. E canların böyledir bu işler. Bu işler böyledir, böyle. Ancak o 10 liradan 1000 liraya çıkmış arsalar ancak ellerinde parası olanlara gidiyor. O kişiler de onları o insanlar arasında seçerek veriyorlar. Herkese de vermiyorlar. Ne yazık ki böyle. Şimdi bakınız, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten siyasi kadro, AKP zihniyeti enflasyonun sonuç olduğunu kabul etmediğinden dolayı çözüm de üretmiyor dedim, değil mi canlarım? Çözüm üretmiyor. Peki ne yapıyor? Sonucu değiştiriyor. Dünyanın en berbat, en alaturka, en gerizekalıca işi. Evet, sebebi değiştiremiyorsan sonucu değiştir. Ya sonuç değişir mi? E değişir. E tabi değişir. Az gelişmiş ülkelerde sonucu değiştirmekten daha kolay ne vardır ki? Sonuç dediğiniz ne? Rakam. Enflasyon dediğiniz ne? Rakam. E ama halk bunu yaşıyor. Hangi halk yaşıyor? E görüyoruz. Bunu yaşayan halka hangi partiye oy vereceksin dediğin zaman ne diyor? Kulaklarımızla duyuyoruz. Neden? Çünkü o acıyı çekiyor. Fiyatların arttığını da biliyor. Ama sen sorduğun zaman diyor ki olur mu diyor, bilmem ne kuruluş açıkladı diyor. Enflasyon yok o kadar diyor. Yalan diyor. Reis dedi ki diyor falan filan yani. İşsizlik şu kadar diye dediğin zaman yalan. Yalan diyor. Bilmem ne kurum açıkladı. İşsiz sayısı diyor giderek düşüyor, azalıyor diyor. Kendi de işsiz ama. Olsun. Şimdi canlarım bakınız. Bir toplumun kültürünün genelinde Tanrı ol dedi oldu söylemi iman gereği kabul edilmesi gereken bir şey ise, Tanrı'nın yeryüzü halifesi olarak gördükleri liderleri de devlet başkanları da ne derse inanıyorlar insanlar. Madem onların Tanrı ile aralarındaki biri onlara diyor ki Tanrı ol dedi oldu, ben de Tanrı'nın elçisiyim diyelim ki. O da halifesi Tanrı'nın, değil mi? Devlet adamı ya, ne demek ya? İnanıyor insanlar. O zaman işte sonuçları değiştirmek çok kolay oluyor. Enflasyon oranlarını kalemle, kağıtla düşürüyorsunuz. İşsizlik oranları düşürüyorsunuz. Faizleri kağıtla düşürüyorsunuz. Emirle, komutayla. Fiyatları her ayın sonuna İslamcı marketlerde etiketleri değiştirip düşürüyorsunuz. E zaten enflasyon oranını açıklayan kurum da İslamcı marketlerle beraber çalışıyor. Ama olmuyor. İşte olmuyor. Olmayınca da Türkiye bu hale geliyor. Önüne geçebilecek miyiz? Tabii geçeceğiz. Elbette geçeceğiz. Sakın ensenizi karartmayın. Ben bunların hepsinin yakın bir zamanda biteceğinden eminim canlarım. Burada çok önemli bir sorun var yalnız. Bu insanlar bunu, yani bu yalanlara nasıl inanıyorlar? Değil mi? Bu sorunun cevabını vermek. Bu sorunun cevabını verdiğimiz zaman da iktidar yandaşı, gazeteciler, köşe yazarları, televizyoncular benim anama, avradıma, her şeyime sövüyorlar. Hakaret ediyorlar kendi köşelerinde, kendi sitelerinde. İftira atıyorlar. Beni karalamaya çalışıyorlar. Ha benim umurumda değil. Ha hiç umurumda değil. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Ama bunlar ne yazık ki, ne yazık ki nasıl her dinin peygamberi oluyorsa mutlaka günümüz siyaset dininin peygamberleri de gazeteciler ve köşe yazarları. Evet. Sahte dinin sahte peygamberleri.
Onlar zavallı müritleri, zavallı müminleri, sahte dinin müminlerini çok rahat kandırıyorlar. Tanrı ol dedi, oldu. Reis ol dedi, oldu. Başka? Bu kadar basit. Bakın gazete manşet atıyor, yandaş gazete. Cumhurbaşkanından büyük müjde. İçeriye giriyorsunuz haberi okumak için. Tabii ben de merak ediyorum. Haberi okuyorum. Müjde denilen ne biliyor musunuz? Esnafa 2020 yılındaki cirosunun yarısının %50'sinin %3'ü kadar destek verilecek. Ciro neydi biliyorsunuz? Ciro bir işletmenin, bir esnafın, bir dükkanın, bir tüccarın neyse. Esnaf tabii daha ziyade alınan orada. Bir yılda elde ettiği satış geliridir. Satıştan elde ettiği gelirdir yahut da, değil mi canlarım? Diyelim ki bir esnaf 100 liralık satış yaptı 2020 yılında. Önce bunu yarıya bölüyor hükümet. 50'ye düşürüyor. 50 liranın da 1,5 lirasını veriyor. 1,5 lirasını, sadece %3'ünü, yani %1,5'unu veriyor. 100 liralık ciro mu yaptın? Sana sadece 1,5'unu veriyor. Ve bunu müjde diye veriyor gazete. Yani sahte dinin, sahte peygamberleri bunları müjde diye veriyorlar. E inanıyor insanlar da. İnanıyorlar. Ki verilen para da bizim paramız ha. Hiç kimse bu parayı cebinden vermiyor. Annesinin babasının servetinden de vermiyor. Mirasından da vermiyor. Kendi kazancından da vermiyor. Ama canlarım, cahil insanlar kandırılmaya ve inanmaya en hazır olan insanlardır. Okumuş eğitimli birisini kandıramazsınız. Çok zordur. 1000 tane soru sorar size. Evet, ama eğitimsiz insan ne söylerseniz inanır. Hele bir de tabii siz onun peygamberi gibiyseniz. Medyasınız ya siz. Gazeteci abi. Abla gazeteci. Lan yandaş lan. Yandaş lan, para için yapıyor bu işi. Sadece para için, çıkar için yapıyor. Meslek aşkı için yapmıyor. Kamu yararına yapmıyor. Sadece kendi cebini doldurmak için yapıyor mübarek. Anlatamayız biz sana bunu. O sahte peygamber ama anlatamayız. Halk 2000 senedir en somut örneği de görüldüğü gibi böyle. Kudüs valisi İsa'yı hapse attığında mahkumlardan bir diğeri ise hırsız, yan kesici, dolandırıcı, katil, ırz düşmanı Barabbas'tı. Her sene bir suçluyu, bir mahkumu affetme etkisi olan vali bunu halka soruyordu. Halk Hazreti İsa'yı affetmedi. Hırsız, katil, ırz düşmanı, yani o halkın karılarını, kızlarının ırzına geçen Barabbas'ı affetti. Böyle. Ne yazık ki böyle. Ve değişmiş değil bu. Değişmedi. Ne zaman değişecek? Aydınlanma çağı, yeni aydınlanma çağı geldiğinde. Yeni aydınlanma çağı ne zaman gelecek? Avrupa'da var. Avrupa'da artık yeni bir aydınlanma çağına ihtiyaç yok. Amerika'da da yok. Japonya'da falan da yok. Ama İslam ülkelerinde yeni bir aydınlanma çağı şart. Yeni aydınlanmanın yapılabilmesi için İslam dininde reform şart. Hem de reform, öyle bir reform ki radikal bir reform şart. Ezmanın tagayyürü ile Ahkam tagayyür eder der mecellenin birinci sayfasında. Ezman zamanlar, tagayyür değişmek. Zaman değiştikçe ahkam, hükümler de değişir. 1400 sene geçti Kur'an hükümlerinin üzerinden. Bir milin bir virgül dahi değiştirilemedi. Olmadı, işte olmuyor. Olmadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı övünüyor, diyor ki pek çok ülkede aşı bulunamıyor, aşı bulamadılar. Ama diyor biz bulduk. Olmuyor. Bakınız olmuyor. Neden? Çünkü inanmaya hazır bir kitle var, bir yığın var, bir canlı yığını var. İnanmaya hazır o. Oysa aynı Cumhurbaşkanı daha bundan 10 gün 15 gün önce Aralık ayında ve Ocak ayında toplam 50 milyon doz aşı geleceğini söylemişti. 50 milyon doz. Ne geldi? 10,5 milyon doz geldiği iddia olunuyor. İddia olunuyor. Bugün ayın 27'si. 4 günde daha 40 milyon doz mu gelecek yani? 39,5 milyon doz. Neyse. Şimdi bakınız. Absürt bir haber. Çok absürt. Neden absürt olduğunu da arkasından küçücük minicik bir fıkrayla anlatacağım. Varlık Fonu Müdürü
Zafer Sönmez, Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin 2021 değerleri bağımsız denetim kurulu tarafından hesaplanıp açıklanacak. İyi, güzel bir şey. İnşallah. Hangi bağımsız denetim kurulu tarafından hesaplanıp açıklanacak onu bilmiyoruz tabii ki. Umarım o beşli müteahhit kurmamıştır bir şirket, denetim şirketi. Onlar kurduysa yandık. Devam ediyor Zafer Bey kardeşim. Varlık Fonu bütçe ya da hazineyi fonlamak için kurulmadı. Varlık Fonu bugüne kadar kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadı. Rehin vermedi, böyle bir amacı yok. İyiydi be Zafer kardeşim. Varlık Fonu'nu neden kurdunuz o zaman? Ay, hiçbir işe yaramıyor. Hazineyi, bütçeyi fonlamıyor. Rehin olarak verilmiyor. Kredi almak için kullanılmıyor. Hayır abi, Varlık Fonu nerede kullanılıyor? Bıraksaydınız kendileri baştan yine fon dışında çalışsaydılar, ne değişecekti ki yani? Hiçbir şey değişmedi. Yani savaşmak için silah aldınız, silahları kasaya kapadınız. Ya da benden borç aldınız. Veremem ama neyse. Bir an için öyle ben de gururlanayım biraz. Hava basayım. Benden borç aldınız. Kasaya kilitlediniz. Duruyor kasada. Abi Varlık Fonu o zaman niye kurdunuz siz bu varlık fonunu? Sizlere bol bol para versin. Yatlar, katlar, ne bileyim sekreterya, özel şoförler falan versin diye mi? Ödesin diye mi? Yapma Zafer Bey kardeşim. Etme, eyleme. Ya bak hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Hepiniz aynı şeyi yapıyorsunuz Zafer Bey. Birilerini kolayca kandıracağınızı biliyorsunuz. Ama bizi kandıramıyorsunuz. Bize hakaret ediyorsunuz. Bizi keriz yerine koyuyorsunuz. Yapma kardeşim ya. Ayıptır ya. Allah Allah. Neyse. Hoca efendi minberde Allah'ı anlatıyor. Ne yerdedir ne göktedir diyor. Ne yer ne içer. Ne erkektir ne dişidir. Deyince Bektaşi dedesi de orada dayanamıyor. Sesleniyor. Efendi diyor. Buna sen de yok diyeceksin ama diyor. Bir türlü dilin varmıyor. Yani Zafer Bey'de Varlık Fonu yok aslında. Varlık Fonu yokluk fonu diyecek belki ama dili varmıyor. Çünkü hiçbir işe yaramıyormuş abi. Muhalefet partisi ne derse hepsinin tersi olduğuna göre Varlık Fonu demek ki hiçbir işe yaramıyor abi. Öyle duruyor paralar maralar şirketler orada. Ama ne oluyor? Yok yere bir sürü çalışanına, danışman adı altında 8-10 kişiyi ayrıca ayda 3'er bin, 5'er bin, 10'ar bin dolar maaş, yılda 4 ikramiye. Günah ya Zafer Bey ya. Günah ya. Canlarım, Diyanet İşleri Başkanlığı CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in Cuma hutbeleri AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlanmış gibi deyişini yalanladı. Ben öyle duydum. Ya bakın, yanlış anlamış olabilirim. Berhan Şimşek AKP Genel Merkezi'nde hazırlanıyor demiyor. İronik olarak, ironi yaparak diyor ki öyle hutbeler ki bunlar sanki AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlanmış. Diyanet İşleri Başkanlığı ironiyi ciddiye alıyor, yalanlama yapıyor. Biz onları kendi içimizde hazırlıyoruz. Ya adam, siz onları dışarıda AKP Genel Merkezi'ne gidip oturup cübbenizde hazırlıyorsunuz demiyor. Orada hazırlanmış gibi diyor. İnanıyorum ben de. Evet, ben de öyle olduğuna inanıyorum. Bana da öyle geliyor. Bu hutbeler hazırlansa diyorum ancak AKP Genel Merkezi'nde böyle hazırlanabilir. Ben de biliyorum bunları Diyanet İşleri Başkanlığı binalarında hazırladığınızı. Ama bize öyle geliyor. Bana da öyle geliyor başkan. Allah Allah. Her lafı bilmem neresini anlıyorsunuz ya. Ve canlarım, bitireyim. Demirören grubu Azerbaycan'ın milli piyango şirketini alıyor. Azerbaycan canımız feda olsun, kanımız. Uygur Türkleri mi? Onlar kim be? Onlar ne iş yaparlar? Var ya, Uygur Türkleri hem Müslüman hem Türk hem de Çinlilerin zulmünü yaşıyorlar. Paraları var mı? Paraları yok. Ya boşver, ne yaparlar sapsınlar. Bize Çin lazım, Çin. Bize Çin lazım, Çin bin bong. Bitmedi. Ermenistan'la Karabağ için yapılan savaş esnasında yıkılan, dökülen yolları yaklaşık 1,5 milyar dolara 5 ünlü müteahhitten biri olan Kolin inşaat yapacak. Abi Azerbaycan'ı çok seviyoruz ya. Karabağ'ı özgürleştirdik. Ya Karabağ artık özgür. Karabağ artık Azerbaycan'ın. Ama Karabağ'ın içinde Rus tankları geziyor. Olsun.
Olsun. Karabağ bizim artık, bizim sayılır. Haydi bakalım şimdi savaş esnasında yıkılan dökülen yollar Colin yapacak. Colin. Yani reisimizin kankalarından biri. Biz Azerbaycan'ı çok severiz. Canlarım ama ben sizi hepinizi gerçekten çok seviyorum. Ne menfaatim var sizden. Ya Allah aşkına söyleyin. Sizleri sadece ve sadece kendime dert ortağı olarak talep ediyorum. İzliyorsunuz, izleyenleriniz, izlemeyenleriniz. Hepiniz var olun, sağ olun. Ama diyorum ya, mesela ben yapamıyorum başka türlü. Yani nasıl başka türlü? Ne bileyim işte ya. Hani oraya bas, buraya bas. Ya da böyle öyle bir başlıklar atayım ki gelin o başlıklara 300-500 bin izli. Canlarım, ne kadar izlerseniz o kadar izlediğinize razıyım. Ben sizlerden çok razıyım. İsterseniz hiç izlemeyin. Sonra dönün gelin izleyin. Sonra yine gidin. Önemli olan birbirimize olan saygımız ve inancımız. Gerisi pasarya. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.